İşte katlanabilir ekranlı Oppo Find N. Biliyorsunuz özellikle katlanabilir ekranlı cep telefonları son yıllarda popüler oldu. Özellikle bu dönemde Huawei ve Samsung marka katlanabilir cep telefonlarını hem ülkemizde hem de dünyada satışta olduğunu gördük. Bu markalar arasına yepyeni bir marka daha ekleniyor. Oppo da artık katlanabilir kategorisinde ben de varım dedi ve Find N ismini verdi. Yeni telefonunu duyurdu. Şimdi gelin bu telefonun özelliklerine hep birlikte bakalım. Oppo'nun Find N modeli ortadan ikiye katlanan bir tasarıma sahip. Aslında diğer markaların katlanabilir telefonlarında olduğu gibi bir kitap gibi bir tablet gibi ortadan ikiye katlandığı zaman telefon daha küçülüyor ve ön yüzünde de ikinci bir ekranı bulunuyor. Telefon açıkken 7.1 inçlik bir ekrana sahip oluyor. AMOLED teknolojisi sahip olan bu ekranı kapattığımızda ise ön yüzdeki ikinci ekran ortaya çıkıyor. Bu ikinci ekranın boyutu ise 5.59 inç. Ana ekranın çözünürlüğü 1792'ye 1920 piksel iken ön ekranda bu değer 1972'ye 988 piksel olarak belirlenmiş durumda. Şimdi gelelim telefonun teknik özelliklerine. Telefon gücünü Qualcomm'un Snapdragon 888 chipsetinden alıyor. Telefonda 2 farklı RAM ve 2 farklı depolama seçeneği bulunuyor arkadaşlar. 8 GB ve 12 GB olmak üzere 2 farklı RAM var ve bu RAM seçeneklerine bağlı olarak da 256 ya da 512 GB olmak üzere depolama kapasitesine sahip oluyorsunuz. Telefonun işletim sistemine bakacak olursak Android 11 tabanlı ColorOS 12 bizleri karşılamış oluyor ki markanın daha önceki modellerinde de ColorOS 12'yi görmüştük ve Android 11 işletim sisteminin yine karşımıza çıkmıştı markanın diğer modellerinde. Şimdi gelelim Oppo Find N'in kamera özelliklerine. Telefonda 50 megapiksel olmak üzere bir ana kamera, ona eşlik eden 16 megapiksellik ultra geniş açı ve yine ona eşlik eden 13 megapiksellik telefoto olmak üzere üçlü bir ana kamera bizi karşılıyor. Ön kamera çözünürlüğü ise 32 megapiksel olarak belirlenmiş durumda. Peki pil özellikleri nasıl Oppo Find N'in? Biraz da ondan bahsedeyim ben sizlere. Telefonda 4500 mAh'lik bir pil bulunuyor ve bu pil markanın daha önceki modellerinde de karşımıza çıkan SuperVOOC adını verilen bir hızlı şarj teknolojisini destekliyor. 33 Watt'a kadar hızlı şarjı destekliyor bu pilimiz. Telefonun ağırlığı 275 gram ve siyah, beyaz ve mor olmak üzere 3 farklı renk seçeneği de yine telefonda bulunuyor. Bu arada özellikle altını çizmekte fayda var. Bu telefon Qualcomm'un Snapdragon 888 chipsetini kullanıyor. Bu da özellikle güç ve performans arayanlar için çok iyi bir chipset olduğunu söyleyelim. Ve telefonun katlanabilir ekranını ve büyük ekranını ve küçük ekranını aynı anda rahat bir şekilde kullanmanızı sağlıyor bu chipset arkadaşlar. Şimdi ekranda telefonun videosunu görüyorsunuz. Biz özellikle dünyanın farklı ülkelerinden gelen gazetecilerle beraber telefonu kısıtlı bir zamanda kullanma imkanı bulduk. Aslında diğer markaların katlanabilir telefonlarına fazlasıyla benziyor. Sadece ekran boyutunun birazcık küçük olduğunu düşünüyoruz. Normalde 8 inçe yaklaşan bir ekran boyutu oluyor katlanabilir telefonlarda. Hatta bazen de bu rakamda biraz yukarı çıkabiliyor. Oppo ise 7.1 inci tercih etmiş. Yani telefon bir parça küçük ama katlanabilir tarafında baktığımızda ise özellikle o katlama izinin neredeyse olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü biliyorsunuz Oppo daha önce farklı bir teknolojiye sahip katlanabilir telefon konseptini duyurmuştu. O konseptte telefon böyle yandan tuttuğunuz zaman uzuyordu veya kapatıyordunuz, açarıp kapatabiliyordunuz. Ama o konsept gerçek bir ürün olarak piyasaya çıkmadı. Bu yeni model ise standart olarak bildiğimiz, tanıdığımız katlanabilir telefonlara fazlasıyla benziyor. Ama o kat izinin olmadığını söyleyeyim çünkü diğer markaların modellerinde ne yazık ki elinize dokunduğunuzda bile hissediğiniz, hatta gözünüzde bile görebildiğiniz bir kat izi vardı. Bu modelde Oppo Find N'de böyle bir kat izi bulunmuyor. Yani telefonu açtığınız zaman hemen açılıyor ki çok özel bir menteşe sistemi kullanıldığını da marka bizlere açıklamıştı bu özel etkinlikte. Ve bu özel bir menteşe sistemi sayesinde de hem kat izi ortadan kalkmış oluyor hem de dokunduğunuz zaman da çok fazla bir belirginlik yok bu katlanan tarafta. Onun da altını özellikle çizeyim.
Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoda sizlere Oppo Find N'in özelliklerini anlatmaya çalıştık. Sınırlı zamanda test ettiğimiz bir telefondu. Çok fazla teknik detay veremiyoruz. Çok fazla işte kamera özelliklerini, kamera örneklerini sizinle paylaşamıyoruz. Ama önümüzdeki günlerde Teknoloji Oku'ya bu telefonun test için geleceğini söyleyelim. Geldiği zaman çok daha detaylı, çok daha deneyim içeren bir video ile karşınızda olacağız. O gün gelene kadar YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Bu arada hepinizi aynı zamanda teknolojioku.com adresine de bekliyoruz. Oraya da gelirseniz çok güzel haberler, çok güzel içerikler sizleri karşılayacak arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.